Merhaba arkadaşlar. Bu video ile sizlerle sulu çözelti dengelerinde çözünürlük dengesi konusuna başlayacağız. Ve bu ilk videoda neler öğreneceksiniz? Çözünürlük kavramından bahsedeceğiz. Çözünürlük dengesinin ne olduğundan söz edeceğiz. Ve çözünürlük dengesinde denge sisteminin özelliklerini belirteceğiz. Çözünürlük dengesine geçmeden önce bir çözünürlüğün tanımını hatırlamak lazım. Çünkü burada bunun dengesinden bahsediyor olacağız. Şimdi çözünürlük Belirli koşullarda belirli miktar çözücü de en fazla çözünebilen madde miktarıdır. Örneğin burada aşağıda bakın x katısının sudaki çözünürlüğü tanımlanmış. Bir kere katıların çözünürlüğü sıcaklığa bağlı olduğu için koşullar belirtilmiş. Yani sıcaklığını biliyoruz 25 derece. Belirli miktar çözücü demiştik. Bu 100 gram su olarak alınmış en fazla çözünebilen madde miktarı da 20 grammış. Biz bunu gösterirken şöyle de belirtebiliyoruz. 25 derecede 20 gram x bölü 100 gram su diye. Üste yazdığımız çözünenin miktarıdır. Altta belirttiğimiz de çözücünün miktarıdır. Ve arkadaşlar şunu unutmayın. Çözünürlük bir orandır. Yani 20 gram x bölü 100 gram su oranıdır. Tabii ki siz burada 200 gram su kullanacaksanız, şuraya yazayım, aynı sıcaklıkta çözebileceğiniz miktar 40 gram x olur ama bu oran değişmez. Çözünürlük dediğimiz şey bir oran verir size, suya karşılık maksimum ne kadar madde çözebileceğinizi belirtir. Çözünürlük arkadaşlar ayırt edici bir özelliktir. Maddenin 3 hali için ayırt edici. Ama biz burada katıların çözünürlüğünden bahsedeceğiz. Şimdi ayırt edici özellik olduğu için bazı katıların sudaki çözünürlüğü oldukça fazladır. Örneğin 20 derecede 100 gram suda ki bu yaklaşık bir çay bardağı sudur. 204 gram şeker çözünebiliyor. Şeker suda çok iyi çözünen katılardan bir tanesidir. Bazı katıların çözünürlüğü ise oldukça azdır. Tabi biz burada sulu çözelti dengelerinden bahsettiğimiz için çözücümüz hep su olacak arkadaşlar. Mesela 25 derecede 1 litre sulu çözeltide, şimdi miktar çok az olduğu için litre olarak belirtiyoruz. 0 ve gün 0-0-150 gram kadar bu yaklaşık bir değerdir. Gümüş klorür katısı çözünebiliyor. Bakınız, oldukça az bir çözünürlükten bahsediyoruz. İşte bizim bu ünite içerisinde ya da bu bölüm içerisinde ilgileneceğimiz katılar bunlardır. Yani çözünürlük dengesi dediğimiz zaman çözünürlük dengesinde arkadaşlar suda az çözünen ya da çözünürlük dengesi suda az çözünen iyonik katıların dengesidir. Katıların dengesidir. Yani suda az çözünen katımız olacak ve bu iyonik bir bileşik olacak. Ki iyonik katılar aslında suda iyonlaşarak çözünen katılar tuzlardır arkadaşlar. Biz burada çözünürlük dengesinde suda az çözünen iyonik katıların yani tuzların dengesinden bahsediyor olacağız. Evet, gümüş klorür katısının suda az çözünen bir katı olduğunu söyledik az önce. O zaman Suda az çözünen bu katıyla hazırlanan sulu çözeltide denge sistemi nasıl kuruluyor? Gelin bunu bir inceleyelim. Şimdi burada bir kap var. İçerisine saf su olsun arkadaşlar. Ben bunun içerisine bir miktar gümüş klor katısı eklesem. Gümüş klor katısı öncelikle bir çözünme olayı gerçekleşecek. Ve gümüş iyonlarına ve klorür iyonlarına ayrışarak çözünecek. Şöyle yapalım. Dolayısıyla çözeltimizde gümüş artı iyonları ve klor iyonları bulunacak. Denge sistemlerini hatırlarsanız denge sistemlerinde değişimde yer alan tüm maddelerden kapta bulunması lazım. Şimdi bizim değişimin denklemine baktığımızda katımız var ve iyonlar var. Denge olabilmesi için tüm bu maddelerden kapta bulunması gerekiyor. O zaman biz gümüş klor katısı çözmüştük ama bu eklediğimiz miktarın çözünebilecek miktardan daha fazla olması ve çözünme sonrasında fazla eklediğimiz ve çözünemeyen katının da dibe çökmesi gerekir. Yani kapta hem katı olacak hem de iyonlar olacak. Dolayısıyla bu iyonlar bir süre sonra arkadaşlar ne oluyor? Çözünme oldukça iyonların derişimleri artıyor ve bu iyonlar bir araya gelerek bir süre sonra kapta bir de çökme olayı gerçekleşiyor. Yani dipteki katı çözünürken Bulunan iyonlar da dibe çökmeye başlıyor. Ve öyle bir ana geliyor ki çözünme hızı çökme hızına eşit oluyor. Çökme hızı. İşte bu anda sistemde denge kuruluyor arkadaşlar. Ve bu dengeye çözünürlük dengesi adı veriliyor. Çözünürlük dengesi. Burada şunu belirtmem lazım, birkaç şey belirtmem lazım aslında. Birincisi, değişimde yer alan tüm maddelerden kapta bulunması gerektiğini, o yüzden hem katının hem de iyonların bulunması gerektiğini söyledik. E dipte katı varsa bu hazırladığımız çözelti doymuş bir çözeltidir. Hatta bu çözeltiye katısıyla dengede doymuş çözelti diyoruz. Dengede doymuş çözelti. O zaman maksimum çözünebilecek miktar içinde çözünmüş olmalı. Doymuş olduğuna göre çözünürlüğü kadar maddeyi çözmüş olmalı. İkincisi. Şimdi dengenin olduğu anda çökme hızı çözünme hızına eşit oluyor dedik. Yani ileri ve geri hızlar eşit. Bu demektir ki atıyorum x gram katı çözünürken x gram katı dibe çökmeli. Yani denge anında arkadaşlar ileri ve geri hızlar yani çözünme ve çökme hızları devam ediyor ama eşit hızla devam ediyor. O yüzden de iyonların derişimleri sabit kalır. İyonların derişimleri sabittir. Ayrıca dipteki katı miktarı da sabittir. Sabittir. Yani gözle görebildiğimiz değişimler İyonların derişimleri, katı miktarı bunlar değişmeyecek ama çözünme ve çökme olayları devam edecek denge sisteminde. Denge sisteminin özelliğini bir de şöyle bakalım. Der ki burada Xn, Ym, iyonik katısını hazırlanan sistem dengedeyken şimdi burada bir sulu çözelti hazırladığımızdan ve bunun dengede olduğundan söz ediyoruz. Peki şimdi denge sistemi olduğuna göre bizim bir sulu çözeltimiz olacak. Bu sulu çözeltide, bu iyonik katının çözülmesinden gelen iyonlar bulunacak. X artı M, Y eksi N. Bir de dipte katımız bulunacak. Yani bu çözelti doymuş. Hatta fazladan eklediğimiz bir miktar katı da dibe çökmüş olacak. Denge durumu bunu gösteriyor. Denge bağıntısını yazacak olursak. X, N, Y, M katısı. Denge dediğine göre hem çözünme hem çökme var ve bunların hızları birbirine eşit. Ortamda X artı M iyonları var suda ve bundan N tane var. Artı Y eksi N iyonları var ve bundan da M tane var. Denge olduğuna göre katı miktarı ve iyonların derişimleri de sabit. Dengenin olduğu her durumda biz bir denge bağıntısı yazabiliyor ve denge sabiti hesaplayabiliyorduk. Bunların e, kimyasal tepkimelerde dengede Kc ve Kp olmak üzere değişik türleri vardı. Şimdi burada da yine bir denge sabiti hesaplayabiliyoruz ve denge bağıntısı yazabiliyoruz. Denge bağıntısına katılar ve sıvılar yazılmaz. Çünkü onların derişimleri sabit kalır. Gazlar ve suda çözünen maddeler yazılır. O zaman biz burada denge bağıntısı yazarken sadece iyonları ve iyonların derişimlerini kullanarak bağıntımızı yazacağız. Yani denge bağıntımız X artı m iyonları, ki başındaki katsayıları üs olarak kullanıyorduk. Eninci kuvveti çarpı y eksi n iyonları ve bunun eminci kuvveti olacak. Bu katı olduğu için denge bağıntısına yazılmayacak. Ve iyonik katılarda yani çözünürlük dengesinde her zaman iyonları yazıyor olacağız. Girenler de hep katı olacak çünkü. Bunu da yazdık. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bakınız bu çözelti az önce de söyledik. Katısıyla dengede doymuş bir çözelti. Çözelti doymuş olduğuna göre maksimum çözünebilecek miktar çözünmüş. Yani çözünürlüğü kadar madde çözmüşüz. Çözünürlük kadar madde çözülmüş. Peki. Çünkü doymuş. Çözünürlüğü kadar madde çözmüşsek biz bu iyonların derişimlerini aslında çözünürlükten belirlemişiz. İyonların derişimlerini çözünürlükten belirleyip bir de bunları çarpmışız. İşte o yüzden buradaki denge sabitinin adına KÇÇ yani çözünürlük çarpımı denir. Çarpımı yani çözünürlük dengesinde denge sabitini çözünürlükten belirlediğimiz için çözünürlükten gelen iyon derişimlerini çarptığımız için çözünürlük dengesindeki denge sabitini Kçç ile gösteriyoruz ve bu değer, bunun değerine de çözünürlük çarpımı adını veriyoruz. Bu videoda şimdiye kadar yaptıklarımızı bir toparlayalım. Bundan sonraki videolarda artık uygulamalara geçeceğiz. Az önce dediğimiz gibi öncelikle çözünürlük dengesinde arkadaşlar dipteki katı ve iyonlar arasında bir denge vardı çözünme ve çökme hızları denge anında birbirine eşitti. Çözeltide bulunan iyon derişimlerinin çarpımından çözünürlük çarpımını buluyorduk. Buna çözünürlük çarpımı dememizin sebebi bu çözeltinin doymuş olması ve maksimum çözebileceği miktarı yani çözünürlüğü kadar maddeyi çözmüş olmasıydı. Çözünürlük dengesi arkadaşlar iyonik katı ile çözünmüş iyonlar arasındaki dengeyi ifade ediyor ve bu iyonik katılar suda az çözünen iyonik katılar sizin hangi maddelerin suda iyi çözündüğünü hangilerinin az çözündüğünü bilmeniz beklenmez sorularda söylenir. İkincisi çözünürlük çarpımını doymuş çözeltideki iyon derişimleri çarpımından buluyoruz ve denge bağıntısında olduğu gibi iyonların önündeki katsayıları sayıları derişimler üzerine üst olarak koyuyoruz. Burada gördüğünüz bir de Büyük K yani denge sabitleri yalnız sıcaklığa bağlıydı. Bu yüzden diğer denge sabitlerinde olduğu gibi Kçç de yalnızca sıcaklığa bağlı olan bir niceliktir. Büyük K'lar yani denge sabitleri sadece sıcaklığa bağlıdır. Bunu asla unutmamalısınız. Kçç de sıcaklığa bağlı olarak değişecek. Evet bu videoda denge sisteminin özelliklerinden bahsettik. Bundan sonrakilerde uygulamalar yapacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.